Merhaba arkadaşlar, Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali, Kadim Arena serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün yine webcam yok çünkü ağzım yüzüm hala şiş. Hala dişimle ilgili sıkıntım devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bugün Kadim Arena'da ben tribünlerin renklendirme kısımlarını yaptım. Onu size bir göstereyim. Şöyle kırmızı ve beyaz renkleri kullanarak tribünlerin bir kısmını oluşturdum arkadaşlar. Buradan bir kapı girişimiz olacak. Gördüğünüz gibi burada bir kapı girişimiz olacak. Şu üst taraftarda neydi bunların? Localarımız olacak. Bugün arkadaşlar localar için hazırlığımızı yapacağız. Şimdi şuradan 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sonra bir içeri 1 2 3 4 5. Sonra bir içeri daha 1 2 3 4 yanılmıyorsam. Bakayım, aynen. Şimdi şu blokları uçuracağız. Bu locaların ön tarafını yapacağız. Bakalım nasıl bir genişlik çıkacak. Şimdi buradan 4'ü geldik. Bir içeri daha 1 2 3. Sonra bir içeri daha 1 2. Oo, sonra baya baya bir gidiyoruz. Neyse, biri gelmeden önce şu kenarları bir yok et. Şu tamam. Şu da tamam. Nerede benim roketim? Oh. Gerçekten arkadaşlar konuşurken çok zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Lakin sizlere de videosuz bırakmak istemedim. Kadim Arena'da yarım kalsın istemiyorum. Şimdi 1 2 3 4 5. Şöyle bir içeri 1 2 3 4. Sonra bir içeri daha 1 2 3. Sonra bir içeri daha 1 2. Şuraları da bir uçuralım. Şimdi buradan devamlı içeri bir içeri bir yaparak devam edeceğiz. Şöyle. Şöyle. Hep böyle mi gidiyor? Bakayım. Tamam, burada iki geldi. Tamam. İçleri kıracağız. O zaman düzelecek gibi bir his var şimdi. Şöyle. Bu kadar uzun muydu bu ya? Şunları bir uçuralım. Burada biraz dar geldi sanki. Şimdi bu locaların ön merdiveni olacak. Lakin ki bir test edelim, bir kısımda deneyelim. 3 1 2 3 1 2 3. Tamam, burada kıvrımları alacak ama şu teklilerde biraz ufak olacak gibi. Yo, 3 geliyor işte. 1 2 3. Tamam. İyi, bu taraftaki locaların arka tarafı biraz daha geniş olacak. Acaba burayı dörtlü mü gitseydik? Şöyle bakayım. Yok ya, yeterli. Arkadaş git. Tamam, üçer üçer geliyor, güzel. Elimizde şu bloktan fazla var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu loca kenarlarını ben bu şekilde bölüm arasında zaten bol bol blok döşeyerek yapacağım. Gördüğünüz gibi şöyle tribünleri de bir göstereyim. Şimdi geldik asıl meseleye. Bu tribünlerin bir de ikinci katı olacak arkadaşlar. Biz daha ilk katını yaptık. Daha bir de bunun ikinci katı olacak. O yüzden şimdilik şu lobilerin yerlerini
Lobi diyorum ya. Locaların yerlerini bir belirlememiz lazım ki ben ikinci katın inşaatına başlayabileyim. Tamam. Uç lan. Heh. Aynen. Şöyle dönüşleri alacak. Bu taraftan da alacak. Güzel. Şimdi gelin şu locaların bir yerlerini belirleyelim. Şimdi in şöyle. Şu blok arkadaşları bir bırak. Bunlara çok ihtiyacımız olmayacak. Ben bunun için koyu meşe getirmiştim. Aynen. Şu koyu meşeleri bir yanımıza alalım. Şimdi dedik ki burası giriş kapımız olacak. Buradan bir giriş yapacağız. Yani hatta şuraları bir uçuralım. Arena'nın girişi bu yönden olacak arkadaşlar. Uçur. Oha, orada bir örümcek var. Aynı zamanda bu ana tribünün altında ahırlar olacak arkadaşlar. Yani insanların atlarını bırakabilecekleri, kadim dostların atlarını bırakabilecekleri bir kısım olacak. Ve atları arenaya sokmak için de bir kısım olacak. O yüzden bu kısmı bu şekilde değerlendireceğiz. Hatta bak şöyle şu arayı da uçursak güzel olacak. Ve buradan arkadaşlar bu taraftan bir arenaya yol gelecek. Çünkü arenaya ulaşım biraz zor. Şuraları da bir uçuralım da kapının yeri belli olsun. Aslında buraya fener getirmiştim ama şu anda bu kadar az iş için feneri tekrar buraya taşımaya gerek yok. Şunları bir uçuralım. Kapının girişini bir açalım. Locaların yerlerini belirlemeden önce burası bir hazır olsun. Topla topla topla. Güzel. Tamam, arenanın ana giriş kapısı buradan olacak arkadaşlar. Şimdi geldik locaya. Şimdi ikinci kat tribünleri çıkabilmek için locaların yerlerini belirlemem şart. Şimdi buradan merdiven geliyor. Localar bu tarafta olacak. Dolayısıyla ilk locayı şuradan başlatalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu birinci locanın yeri burada olsun. Şuradan gelecek. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle büyük bir loca olsun. Şimdi bir merdiven bir şey mi koyduk? Aynen. Bir merdiven bir zamazingo koymuşuz. Dolayısıyla diğerinin yeri şurada. 1, 2, 3, 4, 5. Merdiven orada kaldı. Tamam. Şimdi diğerinin yeri burada. 1, 2, 3, 4, 5. Lan. Heh. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi arkadaşlar burası ana giriş olacağı için bu tarafa loca yapmayacağım. O yüzden şimdi merdiven dışında, bu taraftaki merdiveni de dışında bırakacağız. Diğer locayı şuraya yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Zıplaya 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 zıplaya. Bu sefer merdiven dışında, merdiven burada içine girecek. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Şimdi ulan hep merdiveni kaçırıyorum ya. İçinde mi dışında mı bu? Yanlış olmuş bu. Aynen. Şuradan olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle biraz daha alalım. Şimdi merdiven içinde kalacak. 1, 2, 3, 4, 5. Ve son locanın geleceği yerde, ahan da bunun bittiği yer. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Güzel. Şimdi bu arkaya da sütunlarını yapalım bunların. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunun üzerine tabii ki bir kat daha tribün yapacağız. Lakin o tribünü nasıl yapacağımız aslında asıl mesele. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O yüzden öncelikle bu kolonların yerlerini belirlemek lazım. 4, 5. Şimdi şurası 1, 2, 3, 4, 5. Bir uyusak mı acaba? Yok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi şuraya da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, gayet güzel. Aha, bir tane köylü zombi var. Yakalasak mı acaba? Neyse, yansın bakalım o. Sonra bir şekilde zapt ederiz ya. Köylü zombi bulmak sıkıntı değil. Etrafta demek ki bir köy mü var acaba? Şimdi lobi yerlerimiz belli. Geldik Zurna'nın Zord dediği yere. Buradan tribünü yukarı kaldırmamız lazım. Şimdi tribünü kaldırmak için ne kadar bir genişliğe ihtiyacımız var? Yine ön tarafında biraz boşluk olacak. Şimdi elimizde şu bloklardan var mı? Var. Güzel. Şimdi burası merdiven yeri. Tam bunun üstünden yapabilir miyiz? Şuradan yapsak çok dışa gider. Yok, öyle istemiyorum. Şöyle bir çıkalım. Şuradan şöyle bir blok getirelim. Şimdi buranın ayarını yapalım. Şimdi ne dedik? 10 blok yukarı çıkması lazım. Aslında tam bunu kessin istiyorum yani. Bittiği yer burası olsun istiyorum. Bunu nasıl çözerim? Şimdi ona bakacağız. Şimdi şuradan bir kalkış. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Güzel. 9. Ahan da 10. Dersem doğru olur mu? Şimdi bir hesaplayalım. Şimdi önünde biraz şöyle bir boşluk verelim. Ne yapmışız aşağıda? Şimdi koltuk. Aynen. Koltuk birinci koltuk, ikinci koltuk, üçüncü koltuk, dördüncü koltuk, beşinci koltuk. Bence hizayı yakaladık gibi bir his var içimde. Şöyle bir bakayım. Buradan hizayı yakaladık da üstten yakalayabildik mi? Asıl mevzu orada. Aslında burayı da tam yakalamışız ya. Güzel. De arkasına biraz bariyer yapmak gerekebilir. O yüzden bunu bir öne daha alalım. Çünkü ölçüyü tam tutturmak istiyorum.
da bir kıralım. Şimdi şöyle. 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 Evet, biraz sıkıcı bir bölüm oluyor ama ölçüyü almak zorundayız arkadaşlar. Şöyle. Şimdi son nokta burası mı? Aynen, son noktası da burası. Güzel. Tribünün ölçüsü böyle. 1, 2, 3. Şimdi biz oradan kaç boşluk bırakmışız? 1, 2, 3 boşluk bırakmışız. Buraya koltuk gelecekse şuraya bir tane daha şey bırakmamız lazım. Şurayı şöyle bir genişleteyim bakayım. Loca şeyi bozacak mı? Locadan tribünün görünmesinde sıkıntı olacak mı? Şunları bir toplayalım. Aynen. Güzel. Buradan görüntüde bir sıkıntı olmayacak gibi. Şu kolum da uçur. Şöyle bir bakayım. Oo, güzel güzel. Buradan tribünü büyüttük mü arkadaşlar? Gayet güzel. Gidecek bu tarafa doğru. Lakin şu kolonları yükseltmemiz gerekecek. Şöyle bir deneme götüreyim diyorum ama tam gelmiyor. Tamam. Şimdi buradan yine aynı mantıkla şu alttaki gibi içe ine ine dönerse bu tam olarak sahayı çevirir. Güzel. İkinci katta güzel olur. Şimdi locaların altını kapalı mı yapsam? Yani, üstüne tavan yapsam mı yapmasam mı? Ona karar veremedim. Yoksa böyle şey mi kalsın? İçeri doğru kıvrık mı kalsın? Bakayım. Şimdi şuradan çeksek. Ya biraz acayip olacak ama orada bir şekilde bir çözümleme yapmamız lazım. Aynen, bu locaların ön tarafını bir cam yaparız. Tamam mı? Burada izleme yerleri camdan olur. Bence locaların üstünü de kapatalım arkadaşlar. Şu arkadaşla kapatalım. Başka çaremiz yok gibi. Bakayım. Şöyle yarım blok aşağıdan yapsak küçük mü olur? Yo. Gayet de güzel olur. Şimdi bu tarafında yine normal blok kullanmamız lazım. Güzel. Buraya bant gibi bir çizgi oluşturmuş olur. Gayet güzel. O zaman şunları da ondan yapalım. Bir üstten mi yapsaydık? Yok ya, bu yükseklik güzel bence. Olmadı bu sütunları, tamam mı? Böyle aşağıdan yukarı devam ettiririz. Gayet de güzel olur. Şimdi ikisinin arasını koyduk. Şimdi bu localar için 3, 4, 1, 2, 3, 2 birim buradan kapatalım, 2 birim de şuradan kapatalım, üst tarafını bir oluşturalım, buranın 2 birimlik kapamasını yaptık. Lan yamuk olmuş ya bu. Tamamdır. Güzel. Bu araları da camla yaparsak çok tatlış olur. Şimdi dışarıyı neyle kaplayacağıma daha tam karar vermedim.
Büyük ihtimal bu locaların bu taraflarda pencereleri olur. İşte iki locayı bölecek alanları yaparız. Aynı şekilde buraya pencere mi yapsak komple? Görünse mi stat? Aynen, arkayı cam yapalım olmadı. Şöyle bir tane locanın görüntüsü ortaya çıksın diye uğraşıyorum ama malzeme yetmedi. Şunlar bir gelsin. Koyu meşeler bir kalsın. Dediğim gibi ben bölüm arasında zaten bu ara parke kaplamayı falan yapacağım. Yani daha işimiz çok aslında. Üstten mi koysak? Çok mu koyu düştü? Yok be. Güzel gibi. Yalnız bir üstü de bir kontrol edelim arkadaşlar da. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bu locanın üstüne biraz ışık taşıyla falan da süsleme yaparız. Güzel. Buradan tribünler yine yükselecek. Hemen bir uyuyalım. Yani dediğim gibi tam bir ölçüyü çıkartırsak bölüm arasında ben bunu çok ilerletebilirim arkadaşlar. Tamam. Sanki burası normalden biraz yüksek oldu gibi. Arkasında bir düzleme alanı oluşturacağız gibi bir his var içimde. Aynen. Burası biraz yüksek. Standardın üstünde. Hayda. Dördüncüye koyması ne kadar zormuş. Sonuncu mu? Süper. Şimdi buradan nasıl görünüyor? Önce ona bir bakalım. Stat görünüyor mu? Aynen, sağ görünüyor. Lakin şu kısımda sağının önü biraz kesiliyor. Buna yapabileceğiniz bir şey var mı? Aynen, şurada yapabileceğiniz bir şey yok. Burada 4 birim boşluk bırakmışız. 3 birim. Gerçi buraya dediğiniz gibi sandalye gelecek. Onları da bir ayarlayayım şimdi. Sandalye. 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 Aynen, burası fazlalık. En üst kat sandalye mi? Yok, en üst kat blok.
Tamam, burası blok. Şu fazlalık. Lakin burası kat olduğu için şurayı bence bir kapatalım. Tamamdır. Buradaki türbin ayarımız da tamam. Sadece şu altı görememesi beni biraz sıkıntıya soktu. Yani kum pisti net görüyor ama burada oturan arkadaş şey konusunda biraz sıkıntılı olacak. Tamam, güzel, gayet güzel. Yani ölçümüzü çıkartmış olduk. Buradan artık tribünü devam ettirip ikinci katını çıkartacağız arkadaşlar. Hatta şurayı içeri mi alsak ya? Tam emin olamıyorum. Yani şu kıvrım görünse mi burada? Aynen, o kıvrım görünsün. Oraya bir ışıklandırma falan yaparız. Bunu da böyle üstten tamamlarız arkadaşlar. Daha farklı bir görüntü elde etmiş oluruz. Evet arkadaşlar, biraz uzun ve ölçü almalı bir bölüm oldu. Kadimara'na zaten böyle bir blok koymak, işte ölçü almak birçok işi olan bir seri. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşürüz arkadaşlar.